Ahmet Hoca, gerçek adıyla Ahmet Mahmut Ünlü, IŞİD'in ölüm listesine alındı. Peki ünlü din alimi bu tehdide nasıl karşılık verdi? İşte Cübbeli Hoca'nın IŞİD diyorum. Ölüm listesi Azrail Aleyhisselam'ın elindedir. IŞİD'in elinde değil. Açtı ağzını yumdu gözünü. Cübbeli Ahmet Hoca kendisini tehdit eden IŞİD'e ateş püskürdü. allah Teala Azrail Aleyhisselam'a o sene öleceklerin listesini verir. Ne eksilir ne artar. Onun için Geçen sene Berat'ta bizim listede adımız vardıysa zaten ölürüz. Listede adımız yoktuysa IŞİD o listelere karışamaz. Levh-i Mahfuz IŞİD'in elinde değil. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü IŞİD'in tehdidine adeta meydan okudu. Onların bana bir şey yapacağına inansam onlara tapmam lazım. Ben müşrik değilim ben Allah'a tapıyorum. Allah'a tapan başkasından korkmaması lazım. Korkmaması lazım da içine korku geliyor. Bana hiç gelmez. Bende hiç evham yoktur. Vesvese, evham hiçbir şey yok. Çünkü neden? Hadis-i şerifte buyuruyor ki onları öldürün. Haricilere ulaşırsa bunlar haricidirler. Bunları katledin. Ona göre IŞİD'in arkasında farklı güçler var. E yüzlerini açamıyorlar. Ortalığa çıkamıyorlar. Benim diyen yok. isimleri belli değil. Baba adları belli değil. Böyle bir heyula, hayalet gibi bir şeyler. E tabi bu kafirlerin kurdurmasıdır. Yani Amerika'nın, İngiltere'nin işte Yahudi'nin esas. Orta Doğu'da terör estiren neden Müslümanlara da saldırıyor? Ya sen git gavurla uğraşsana Yahudi'yle bilmem Siyonist'le. Yok ben Siyonist'le uğraşmam diyor. Çünkü neden? Sen daha büyük tehlikesin diyor. Sen mürtet oldun. Yani sen Müslüman dinden çıktın. O zaten gavurdu. Ben gavurla uğraşmam diyor. Dinden dönen daha önceliklidir benim için diyor. Hani dinini değiştiren öldürüne dayanıyor. Mürtetsin. Bu sefer iş nereye geliyor? İş senin karın bana helal olduğuna geliyor. Kızın bana cari olduğuna geliyor. Çoluk çocuğun köle, malın da helal. E, halbuki ayet, hadis bütün söylüyor. Mallarınız, ırzlarınız, namuslarınız, değerleriniz size haramdır. Cübbeli Ahmet Hoca, IŞİD'in türbe saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Orayı bombalamakla e, putu kırmış oluyor. Yani türbeyi put gibi kabul ediyor. Heykel gibi put gibi tapılan bir put gibi kabul ediyor. Hani Üzülüyor bu da, musunuz? bu da heykel. Üzülmez miyim? Sahabenin türbelerinin yıkılmasına Nasıl biz üzülmeyiz? Papa'nın Türkiye ziyaretini de değerlendirdi Ahmet Ünlü. Buradaki kiliseyle e, Vatikan e, esasen birbirlerini asmış kesmiş... ...senelerce birbirlerini öldürmüş adamlar bunlar. Fakat gavurlar bizden evvel akıllandı tabii. Şimdi bizi birbirine soktular. Kendileri kafayı kullanıyorlar şimdi. Ya biz niye savaşıyoruz? Efendim hepimiz aynı gavuruz yani biz gavurlukta müşteriyiz. <laughs> niye efendim e, biz birbirimize talıyoruz dediler. Şimdi kiliseleri birleştirme projesine döndüler... Bunların nikahı da uymaz, şeyi de uymaz derler ya katolik nikah, şunu Bunların bütün dinlerindeki, kendi batıl dinlerindeki hükümleri bile birbirine taban tabana zıttır. Peki papayla görüşmek ister miydin? Niye görüşeyim, ne yapacağım ben papayı? Müslüman edeceksen görüşeyim ya da hakkı söylemek mümkün olsa ya derim sen bu papalığı bırak Müslüman ol. E kelime şahadet getir. Efendim bu İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorsunuz. Allah'ın oğlu olur mu haşa? Allah diyor lem yelit ve lem yelit doğurmadı, doğurulmadı. Sen bu bu vaziyette gidersen cehenneme gideceksin. Biz sana acıyoruz insan olarak. Acıdığımız için de hakkı tebliğ etmek durumundayız. Biz seni İslam'a davet ederiz.